Merhabalar arkadaşlar, Emine'nin El İşleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte bu güzel motiflerimizin birleştirmesini yapacağız arkadaşlar. Bir önceki videomda ise motiflerimizin yapılışını yapmıştım. Şimdi ise birleştirmesini göstereceğim arkadaşlar. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Yapımına geçmeden evvel kanalıma abone değil iseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Zil butonuna basıp aktif hale getirip videolarımdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. 3 numara 1.70 milim tığım ile devam ediyorum. Şöyle bir tatlı rengim var. Normalde beyaz renk ile birleştirmemi yapmam gerekiyor arkadaşlar. Sizler ile paylaşır iken belirgin olsun diye bu renk ile devam ediyorum. Hemen yapımına geçelim. İpimi aldım. Bir zincirimi çektim arkadaşlar. Motiflerimizi önce dik olarak eklemeye başlıyoruz. Sonra yan olarak ekliyoruz arkadaşlar. İstediğiniz kadar, istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Yan da aynı şekilde istediğiniz kadar motif yapıp istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Hemen yapımına geçelim. Bir zincirimi çektim arkadaşlar. Şu uç kısımlarından son sırası beyaz. Beyaz yapmıştık arkadaşlar. Şu motifimi aldım. Uç kısmından tığımı geçirdim arkadaşlar. Şu son zincirimizin arasından geçirdim ipimi. Sonra diğer motifimi alıyorum. Aynı şekilde uç kısmından zincirlerin arasından battım. Şu şekilde arkadaşlar. Üçünü beraberce geçiriyorum kaydırma tekniği ile. Şimdi tekrar yandaki ilmeğimizin arasına önce şu motifimizden batıyoruz tığımızı. İlmeğin arasından battım. Batamadım arkadaşlar. Şu şekilde battım. Sonra diğer ilmeğimizin arasından tığımı geçirdim. Ve ipimiz arada kalıyor arkadaşlar. İpimizi alıyorum. Üçünü beraber kaydırma tekniğiyle bu şekilde geçirdim arkadaşlar. Şimdi tekrar yapalım. Önce şu motifimizi, sağdaki motifimizin zincirin arasından batıyoruz ve diğer motifimin arasından, ikinci motifimin zincirin arasından batıyorum arkadaşlar. Üçünü beraber, üç tane ilmek oluyor arkadaşlar. İpim arada kalıyor. Bakın şu şekilde. Arada altta kalıyor ve üçünü beraber kaydırma tekniğiyle geçirdim. Bu şekilde arkadaşlar, sistem bu şekil. Tekrarlayalım. İlmeklerin, ilmeğimin yanındaki ilmeğin arasından battım. Diğer ilmeğimin arasından battım arkadaşlar. Üçünü beraber, ilmeğim bakın altta kalıyor, arada altta yani. Üçünü beraber ipimi alarak kaydırma tekniğiyle geçirdim arkadaşlar. Bu şekilde eklememize devam ediyoruz. Ben buraya kadar ekleyip ortaya geldiğimde göstereceğim arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, birleştirdim. Ortaya geldim. Şimdi orta kısmında ilmeğin arasından battım arkadaşlar. Şu şekilde ve sonra diğer motifimizin zincirin arasından batıyorum. Şekilde üçünü beraber kaydırma tekniğiyle geçirdim arkadaşlar. Şimdi bu motiflerimizi bitirdim. Diğer motifimi alıyorum. Diğer, evet arkadaşlar, bir zincirimi çektim. Sıkı olmasın diye. Ve şu motifimizin köşesinden battım. Diğer motifimi de alıyorum arkadaşlar. Uç kısımdan şu uç kısımdan aldım. Zincirin arasından battım ve üçünü birlikte kaydırma tekniğiyle geçirdim arkadaşlar. Şu şekilde. Evet. Tekrar yanındaki zincirin arasından battım ve diğer motifimizin zincirin arasına batıyorum. İpim arada kalıyor arkadaşlar. Altta kalıyor yani. Hemen ipimi alıyorum. Kaydırma tekniğiyle zincirimi çektim arkadaşlar. Ve tekrar zincirin arasına battım. Ve diğer motifimizin son sıradaki zincirin arasından batıyorum arkadaşlar. 3 tane ilmeğimiz oluyor bu şekilde. Aradaki ipimi alıyorum arkadaşlar. Tığımın başına ve üçünü beraber geçirdim. Şu şekilde tekrar zincirin arasından ilk motifimizin zincirin arasından sonra diğer motifimin önce bu taraftaki motifimizin zincirin arasından batıyoruz. Sonra bu motifimizin zincirin arasından battım ve alttaki ipimizi bu devamlı altta kalıyor arkadaşlar. İpimi alıyorum, tığımın ucuna kaydırma tekniğiyle geçirdim arkadaşlar. Bu motifimizi de dik olarak bu şekilde birleştiriyoruz arkadaşlar. Sizler de bu şekilde yani motiflerimizi şu şekilde koyup dik olarak birleştirebilirsiniz. Ne kadar yapmak isterseniz o şekilde dik olarak bu şekilde birleştirmemizi yapıyoruz. Ben sıramızın sonuna kadar geleyim. Göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, son uç kısımlarını zincirlerin arasından geçirdim. Aradaki ipim ile tığımın ucuna aldım. Kaydırma tekniği ile geçirdim arkadaşlar. Bir zincirimi çekiyorum ve makas yardımı ile kesiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Bu şekilde oldu. Biraz daha gevşek yapar iseniz daha güzel olacaktır. Ben çok sıktırmışım. Evet arkadaşlar, bu şekilde.
Şimdi yanlamasına birleştirmemizi yapıyoruz. Şöyle döndürelim. Aynı şekilde yanlamasına yapıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi ilmeğimizin, motifimizin zincirin arasından battım ve diğer motifimizin zincirin arasından batıyorum. Aradaki ipi tığımın başına dolayarak aldım ve üçünü beraberce kaydırma tekniğiyle geçirdim arkadaşlar. Bu şekilde şöyle yanlamasına olacak. Ben ortaya kadar geleyim. Ortada buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ortaya geldim. Şimdi son köşe kısımlarından ilmeklerimi alıyorum. İlmeğimi aldım ve diğer ilmeğimi de aldım arkadaşlar. Üçünü beraber geçiriyorum. Ortaya geldik arkadaşlar. Şu şekilde diğer motifimize geçeceğiz. Son eklemelerimi yaptım ve şurada bir iki zincirimi çektim arkadaşlar, kasmaması için. Ve şuradaki ikinci motifime geçiyorum arkadaşlar. İki zincirimi çektim. Diğer ilk motifimin zincirin arasından battım arkadaşlar. Sonra diğer zincirimin arasından batıyorum ve bu şekilde yaptım. Aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Diğer bu motifimin zincirin arasından geçirdim ve bu şekilde geçirdim. Kaydırma tekniğiyle kapattım arkadaşlar. Tekrar edelim. Bu zincirimin arasından geçirdim ve diğer motifimin zincirin arasından son sıradan geçirdim. İpim hala altta. Tığımın başını dolayarak bu şekilde geçirdim arkadaşlar. Sıramın sonuna kadar yapıp burada buluşalım arkadaşlar. Şu köşede buluşalım. Evet arkadaşlar, işinizi yolunuza koydunuz mu? Düzgün bir şekilde gidiyor. Buradan ilk motifimin zincirin arasından ve diğer zincirin arasından geçirdim. İlmeklerimin üçünü beraberce geçiriyorum arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyoruz. Ne kadar rahat eklendiğini görün istedim. Kaydırma tekniğiyle bu şekilde buraya kadar yapıp burada buluşuyoruz arkadaşlar. Köşeye geldim arkadaşlar. Birinci ve ikinci motifimden geçirdim. Kaydırma tekniğiyle kapattım. Bir zincirimi çektim ve bitiriyorum. Makasım ile kestim. Evet arkadaşlar.
Bu iple de gayet güzel oldu. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Dik ve yan olarak şu şekilde. Bu şekilde yan. Ve bu şekilde dik istediğiniz kadar motif ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde de gayet düzgün oldu. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Arkasını da göstereyim. Şöyle. Ve ön kısmı bu şekilde arkadaşlar. Böyle de gayet güzel oldu. Ve kenarlarına oya yapıp isterseniz astar da dikebilirsiniz. İster astar dikmeden de kullanabilirsiniz bebişlerinize. Ben bunu bebek battaniyesi olarak tamamlayacağım arkadaşlar. Sizler de nasıl isterseniz o şekilde. Ben orta kısmını beyaz ile ekleyeceğim. Böyle de gayet düzgün oldu. Belki bu şekilde yapabilirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bir dahaki videomda ise ters taraftan eklemesini göstereceğim arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Görüşürüz arkadaşlar.